adalet mücadelemizle ilgili bu zamana kadar getirdiğimiz 9 yıldır sürükleye sürükleye, talep ede ede, gözyaşı döke döke, metanetle duruşma salonlarını doldura doldura geldiğimiz 9. yılda 1 Temmuz 2024 tarihinde verilen kararla birlikte aslında 10 Ekim katliamı adalet mücadelesi başka bir aşamaya evrilmiş bulunmaktadır. Neye evrildiğiyle ilgili geçmişten beri çok fazla hafızamız var. Başından beri 10 Ekim katliamını insanlığa karşı suç atfedip insanlığa karşı suç olarak kabul etmediğiniz takdirde gerçek adaletten bahsedilemeyeceğine dair defalarca kez kamuoyuna, Türk yargısına, Türk devletine ve bu süreçte derdimizi anlatmak istediğimiz herkese söylemişizdir. Ama geldiğimiz noktada 1 Temmuz itibariyle insanlığa karşı suç olarak başlatılan iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Bu şu demek oldu bizim açımızdan. Biz Sivas katliamının akıbetine uğratılmaması için verdiğimiz 9 yıllık topyekün bir mücadeleyi 1 Temmuz 2024 tarihinde, yani birkaç ay önce maalesef kaybetmiş bulunmaktayız. Bu bizi daha fazla öfkeli yaptığı kadar bu sistemle ilgili daha çok bir arada kalmaya, daha çok dayanışmayla ayakta kalmaya, sesimizi daha çok duyurmaya ihtiyaç duyduğumuzu da gösteriyordu. Bu anlamıyla 9. yılında resmin bütününe baktığımızda adalet mücadelemizin, yıllardır süre gelen adalet mücadelemizin hukuk devleti nezdinde, devlet nezdinde bir karşılığının bulmadığını bilerek 9. yılda anmada anıtımızın, sembolik anıtımızın önünde daha fazla öfkeyle bulunacağımızın altını çizmek istiyoruz. İki IŞİD'li katil canlı bombanın devlet güçleri tarafından kullanarak, gözetlenerek, yol verilerek 104 arkadaşımızı katletmesini, 500'den fazla insanın yaralanmasını insanlığa karşı işlenmiş suç saymadılar. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, IŞİD seviciliğine devam ettiler. Bunun yanı sıra acımızı, yasımızı bir nefse olsun giderecek olan ve toplumsal hafızamız için, sadece bu toprakların toplumsal hafızası için değil, bütün toplumsal mücadeleler için büyük önem taşıyan 10 Ekim Ankara Garı katliamı anıtının yapımını ellerinden gelen bütün zorluğu çıkardılar. Hala çıkarıyorlar. 1 Ekim 2024, yani bugün başlayacak olan programımız 10 Ekim tarihinde aşarak 20 Ekim tarihine kadar yurdun çeşitli yerlerinde devam edecek. Bu yıl yapacağımız anmalar anıt mücadelemizin, adalet mücadelemizin, barış mücadelemizin ne kadar sahici ve güçlü olduğunun da göstergesi olacak. Mücadelemiz büyüyerek, çoğalarak sürecek. Gerçek adalet sağlanıncaya, barış gelinceye, demokratik, kardeşçe bir yaşam kuruluncaya kadar devam edecek.